Allah rızası. Birisi Cüneyd-i Bağdadi'ye gelir sorar. İhlası kimden öğrendiniz? O da Mekke-i Mükerreme'de harçlıksız kalmıştım. Basra'dan para bekliyordum ama gelmemişti. Saçım sakalım çok uzamıştı. Bir berbere girdim. Peşin peşin söyleyeyim, param yok. Param yok dedim. Allah rızası için saçlarımı düzeltebilir misin? Berber o anda mevki sahibi birini tıraş etmekteydi. Onu bıraktı orada. Hemen bana başladı. Adam itiraz etti. Berber, kusura bakmayın efendim dedi. Sizi ücreti mukabilinde tıraş ediyorum. Ama bu genç Allah rızası için istedi. Berber dahasını da yaptı. Bana harçlık verdi. Aradan birkaç gün geçti. Beklediğim para geldi. Ona bir kese altın götürdüm. Asla alamam dedi. Asla. Asla kabul etmem. İnan Allah rızası daha değerli dedi. Allah rızası daha değerli. Onun rızasını almak varken bir kese altına kanmak bence aşkalı. Yaşanmış bir olay. Sağlık ocağının hemen karşısında üç ayrı eczaneyiz. 10 yaşlarında bir kız çocuğu var. Görüyorum camdan. Diğerlerine girdi, sonra çıktı. Elinde reçete ile sıra ile geziyor belli. En son bana geldi. Sisteme girdim. 22 TL ödeme çıkıyor dedim. Abi biliyorum ama dedi. Paramız yok. Sabahtan beri bu ilaçları alamıyorum dedi. Ama öyle dedi ki, yalan değildi, belli ki. Of çektim, tamam, al bakalım dedim. Evini sordum, bize çok uzak bir mahalle söyledi. Neden buraya kadar geldin ki dedim. Abi kimse senin gibi al git demedi ki deyince önlüğü çıkardım. Hadi beraber gidelim eve. Yaklaşık 7-8 kilometre yol yürümüş çocuk. Belki 20-30 eczane gezmiş ama kimse al bakalım dememiş. Neyse vardık evine. Eski yıkık bir sedirde annesi merak içinde. Fazla uzatmayayım. İlaçları da verdik. Sonra annesinden izin istedik. Bir de market ve kasap yapınca o buzdolabı da dolunca. Bu arada eşim de doktor, çağırıp ona hem muayene hem de çorba yaptırınca bayram oldu. Bayram oldu o küçücük yuvada. Bayram, bayram. Çıkınca evden Allah'ım dedim. Ne çok ferahlamışım. İyi ki 22 TL için ben de çık dışarı diyerek çocuğu başka eczaneye yollamamışım. İyi ki. Sonra dükkandan aradılar beni. Günlük ciromuzu ikiye katlamışlar. Cepten giden 22 TL'yi 50 defa fazlasıyla çıkarmışlar. Bu arada benim çocuğum olmadı. Olmuyor. Ama artık 10 yaşında bir kızım var. Adı Bahar. Bizim en büyük hatamız ne yaparsak yapalım. Hesaba Allah'ı katmayı çok ihmal ediyoruz. Çoğu zaman unutuyoruz. Unutmayalım. Unutmayın. Aşk olun. Vaat. Kral, dondurucu bir kış günü
Gecenin soğuğunda nöbet tutan bir muhafıza sorar. Üşüyor musun? Muhafız, ben alışığım kralım der. Kral, olsun, sana sıcak tutacak elbise getirmelerini emredeceğim der ve gider. Ancak bir süre sonra emri vermeyi unutur. Ertesi gün duvarın yanında muhafızın soğuktan donmuş cesedini bulurlar. Muhafız duvara bir şeyler karalamıştır. Duvarda aynen şunlar yazılıdır. Kralım, soğuğa alışkındım. Fakat senin sıcak elbise vaadin beni öldürdü. Türlü vaatlerle insanları bekleterek veya bir umuda bağlayarak kesinlikle imtihan etmeyin. Çünkü insan bekletildikçe değişir. Beklettiğiniz kişi hakkınızda telafisi imkansız olumsuz düşüncelere girer. Ve önce umudu öldürürsünüz. Ardından sevgi, saygı, güven ölür. Dostluk ölür. Muhabbet ölür. Her insan bir değerdir. Siz, siz olun. Kimsenin umudunu çalmayın. Kimsenin umudunu kırmayın. Ya söz verme, ya vaadini yerine getir. Ya da beceremedim de kabul et. Söz çok önemli. Vaatler çok önemli. Aksi takdirde ne güzel sıraladım. Sevgi, saygı, güven ölür. Dostluk ölür, muhabbet ölür. Öldürmeyin. Bunlar çok kıymetli değerler. Aşk olan. Kendi değerini bil. Bu saati bana büyük baban verdi. 200 yıldan eski bir saat. Ancak bunu sana vermeden önce bir iki şey yapmanı istiyorum. Şimdi git sokağın başındaki saatçiye ve kaç para ettiğini sor. Oğlu gider ve döner. Babasına falanca kadar der. Çünkü eski bir saat diye de mazeret sunduklarına söyler. Babası tekrar şimdi köşedeki kafeye git, ona sor der. Oğlu yine döner ve o da aynı rakamı verir ve sebep yine bellidir. Eski saat derler. Babası bir kez daha şimdi müzeye git ve sor der. Oğul müzeye gider, sorar ve baba bana bu saat için tam milyonlar verdiler der. Ve baba oğula der ki, doğru yer senin değerini belirler. Doğru olmayan bir yerdeysen ve değerli hissetmiyorsan buna üzülme. Senin değerini kim biliyor, seni takdir ediyorsa orası senin için doğru yerdir. Senin için doğru olmayan yerde sakın kalma. Kendi değerini bil. Kendi değerini bilmeyi de bil. Nasıl bileceğini de ne güzel anlattı, ne güzel öğretti. Evet, değerinizin bilinmediği bir yerdeyseniz boş yere çabalıyorsunuzdur. Büyük gayretler de gösterseniz emin olun o gayretlerinizin önünde birçok set vardır sizin görmediğiniz. Ve o setlere biri gelip kaldırmadığı sürece, ki o biri muhakkak sizin değerinizi, kıymetinizi bilen biri olacak, ne yaparsanız yapın o havuz dolmayacaktır. Dolamayacaktır. Çünkü değeriniz bilinmez. Çünkü kıymetli değilsinizdir orada. Onun için boş yere hayatınızı, zamanınızı kaybetmeyin. Yitirmeyin. Çünkü ömür kısa ve bir kez veriliyor. Ve bir kez geliyoruz bu dünyaya. Aşk olun.